Arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için tığ işi çok kolay modelli ve şık bir bebek tulumu yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın tam kız tulumu oldu arkadaşlar. Bacak ucunu fırfırlı yaptım. Yakasında da fırfırlar uyguladım. Çok kolay bir tulum. Çok çabuk örüp bitirebileceğiniz bir tulum arkadaşlar. Tulumun örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. 0-1 yaş arası bütün çocuklar için aynı sayıda zincir ile başlayabilirsiniz. Ben bugün tulum anlatımını 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Siz bu roba sırasını benim yaptığından bir iki sıra fazla yaparsanız 1 yaşındaki çocuk için olur arkadaşlar. Ben bugün 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum bu tulumun örgüsünü. Gövde yüksekliğinde ben 3 aylık bebek yüksekliğine göre ayarladım. Bacak boyu da aynı şekilde bakın fırfırlı yaptığım için de çok uzun bir bacak yapmayı tercih etmedim. Siz yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu gövde sırasını 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Bacak yüksekliğinde yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre birkaç sıra fazladan yapabilirsiniz. Askılı yaptım arkadaşlar. Bakın şu şekilde askılı yaptım. Arkadan başlayarak askılarını hazırladım. Bakın böyle. Burada askılarını takıyorum. İsterseniz bu şekilde düz takabilirsiniz. İsterseniz çapraz olarak takabilirsiniz. Askının yüksekliğini yine bebeğinizin büyüklüğüne göre ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu yakada yaptığım fırfırlar da çok şık durdu. Bu tulum örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Nako Elite Baby markalı bir iplik. Antipilik özellikli arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 250 metre var. Bu iplikten bir yumaktan bitti. İkinci yumaktan bakın bu kaldı. İki yumak ihtiyacınız var. Renk numarasını soranlar için de 11.451. Siz bunu istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Ben sadece bazı arkadaşlar soruyor diye kullandığım ipliği gösteriyorum arkadaşlar. Siz hangi iplik elinizde varsa veya hangi ipliği bulabiliyorsanız o iplik ile yapabilirsiniz. Markası önemli değil. Önemli olan sizin elinizde güzel bir tığ işi örgü yapmak. Tığ olarak da bakın 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Kullandığınız iplik üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Ben bugün bu numaralı tığ kullandım. Bu tulumu yaptım. Tığ işi örgülerde arkadaşlar yumuşak olmasını istediğim için çok küçük numaralı tığlar kullanmayı tercih etmiyorum. Bakın bebek örgülerinin yumuşak olması gerekiyor. Benim yaptığım tığ işi örgüler gayet yumuşak oluyor. Elimde çok sıkı değil. Elinizde çok sıkı yapmazsanız iyi olur. Buraya da iki tane düğmeye ihtiyacımız var. Bakın bu bacak detayı da çok güzel oldu. Kız bebeklerin için cıvıl cıvıl bir model. Ölçülerini de size söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Siz bu yapacak olduğunuz tulumu bebeğinize ölçebilirsiniz. Bebeğinizin bir tulumuna ölçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı büyüklükte yapmak istiyorsanız. Bakın kol altından ölçüyorum. 24 cm. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından 3 noktaya kadar olan yükseklik 30 santimetre bu ölçüde 3 aylık bebek için güzel bir ölçü yakası da ölçüyorum yaka genişliğini ölçüyorum 13 santimetre arkadaşlar hazırsanız ipliği tığ hazırlayalım hep birlikte bu güzel tulumun örgüsüne başlayalım örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz Örgü kanalıma ücretsiz abone olup Orada bulunan zil şeklinde dokunarak Açık yaparsanız Kanalıma videoyu yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma Beğeni ve yorumlarınızla yaparsanız Çok sevinirim arkadaşlar Örgü kanalıma ücretsiz abone olup Beğeni ve yorumlarıyla da destek olan Bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim Hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar. Örgüye yaka başlangıcından zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği bakın yavaş gösteriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım. Bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. Başlangıç için 34 zincir yapıyorum. 34 zinciri yaptım. Çok sıkı yapmadım bakın zincirleri arkadaşlar. Bu 34 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 14 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 14 cm için 34 zincir yaptım. Sizin eliniz çok sıkıysa 14 santim olasıya kadar zincir yapın arkadaşlar. 1 yaşındaki bebek için yapıyorsanız 2 zincir fazladan yapabilirsiniz. İpliği tığ üzerine alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan oluyor diğer e zincirler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar zincirler üzerine trabzanları yaptım. Bakın bu şekilde bir sıra trabzan elde ettim arkadaşlar bir sırada toplam 31 trabzan var. Bu trabzanların tek sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdiki sırada bir düz bir ters örgüler yapacağız. O örgülerin düzgün denk gelebilmesi için tek sayı olması gerekiyor trabzanların. Ben 31 trabzan yaptım. Siz bunu 29 trabzan yapabilirsiniz. 33 trabzan yapabilirsiniz. 35 trabzan yapabilirsiniz yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre elinizin sıklığına göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama tek sayı olması gerekiyor trabzan sayısının. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bu sıra başında ve sıra sonunda da düğme için düğme ilikleri yapacağız arkadaşlar. İpliği tığ üzerine alıyorum. İlk trabzanı boşluktan alıyorum bakın düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ipliği tığ üzerine alıyorum bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bakın bu 3 zincir yaptığımda bir trabzan 1 2 3 oldu düğme iliği için bir zincir yapıyorum ipliği tığ üzerine alıyorum bu trabzanı atlıyorum Bakın bunun düz taraftan alarak yapmış olduğum trabzan olması gerekiyor. Bunu atladığım için diğerini ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yaptım. Bir ilmeği atladım. İkinci ilmeği de bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Yine bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları da arkadaşlar. Çok sıkı yapmazsanız tığ işi örgüleriniz daha düzgün ve daha güzel görünür. Görüntüsü böyle bakın örgünün düz tarafının görüntüsü böyle düğme iliğinin yeri de böyle arkadaşlar. Sıra sonunda 4 ilmek kalasıya kadar bu şekilde bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonunda bakın 4 ilmek kalasıya kadar bir düz bir ters boşluktan aldım trabzan yaptım. En son ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Düğme iliği için bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı atlıyorum bakın bir ilmek atlıyorum. Diğer trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir ilmek atladığımız için bakın iki trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum son trabzan kaldı bakın İlk başta 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı bunu boşluğa tığı takıyorum trabzan yapıyorum görüntüsüne bakalım düz tarafının görüntüsü böyle arkadaşlar 1 2 3 trabzan burada var düğme iliğinden sonra Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 trabzan var bakın. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlk trabzanı ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın düğme iliği yaptığım yere geldim. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düğme deliğinin yeri bakın bu şekilde belli oldu arkadaşlar. Bu düğme iliğine kadar devam edelim. Diğer düğme iliği yaptığım yere kadar bakın bir düz bir ters boşluklardan aldım trabzan yaptım. Bu bir zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bunları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Son trabzanı bakın 3 zincir yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum yakanın lastik örgüsünü burada tamamladım arkadaşlar. Buradan itibaren bu sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapacağız. Ortada bulunan bölümü düz trabzan şeklinde yapacağız. Bakın. Bu bir düz bir ters boşluktan aldığımız için biraz çekme yaptı. Bakın burada kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Siz bazen ölçü istiyorsunuz ölçmüyorsunuz diyerek bakın ölçtüğüm zaman 13 santimetre yaka genişliği var arkadaşlar 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum bakın bu da bir trabzan bir bunu düz tarafta görüyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 2 Ters taraftan görüyorum. Ters tarafta boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 Düz görüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 4 Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıyorum. 5 6 7 Bakın ilk 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Buradan itibaren düz trabzanlar yapacağız. Örgünün düz tarafı bakın burası arkadaşlar. Şuradan belli bakın burası düzgün görünüyor. Burası ters görünüyor. Düz tarafı burası olduğu için bakın bu örgüyü burada bırakıyorum. İpli tığ üzerine alıyorum. Trabzan sırası yapacağız Buradan itibaren bakın şu trabzanların üzerine trabzan yapacağız Burada bir arttırma yapıyorum bu boşluğa bakın bir trabzan yapıyorum arttırma trabzanı yaptım Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Üzerine bakın trabzan yapıyorum arkadaşlar artık boşluktan almıyorum. ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. düz tarafının görüntüsü böyle. Sıra sonunda 7 trabzan kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 7 ilmek kalasıya kadar düz trabzanları yaptım. Bakın düz tarafının görüntüsü böyle. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bakın. 7 trabzan var. Burada tekrar bir arttırma yapıyorum. Burada arttırma yaptım. Bir arttırma trabzanı. Buraya da aynı şekilde boşluktan bir arttırma trabzanı yapıyorum bu 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum bakın bu ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz tarafta görünüyor düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum gördüğüm gibi boşluktan alarak trabzan yapıyorum 7 trabzan var arkadaşlar sıra başında ve sıra sonunda bakın son trabzan boşluktan aldım trabzan yaptım örgünün düz tarafından bakalım bu şekilde bakın 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum Bakın 2, 4, 6, 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım trabzan yaptım. Burada bir arttırma yapıyorum. Her sırada bu 7 trabzandan sonra ve bu 7 trabzandan önce bir trabzan arttırması yapıyorum. Bu boşluktan arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Düz trabzanlar yaparak bu boşluktan alarak yaptığım trabzana kadar tamamladım. Burada bakın iki trabzan arasında bulunan boşluğa bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. şekilde oldu 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum yine bu 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum 7 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım Burada bakın iki trabzan arasında bir arttırma yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Düz tarafının görüntüsü böyle arkadaşlar. Trabzanların üzerine birer defa trabzan yapalım. Burada da bakın bu arttırma yerinde de bir trabzan yapalım. Bu 7 trabzanı nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buralarda da arttırma yaptım arkadaşlar. Bu 7 trabzandan önce arttırma trabzanı yaptım. Ön robanın örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu sıra başında ve sıra sonunda bulunan 7 trabzanı nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Buralarda bakın Birer trabzan arttırması yapmayı unutmayalım her iki taraftan da. Bunları da düz trabzanlar yaparak yakanın örgüsüne devam edelim. Ön robanın örgüsünü arttırmalar yaparak tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın trabzan sıralarını sayıyorum arkadaşlar. Buradan itibaren arttırmaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra her iki taraftan arttırma yaptım. Kaç trabzan olduğunu sayıyorum burada bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, bir de son 49 trabzan var. Bir sıra üzerinde 49 trabzan var. Arttırmayı burada bitirmiyorum. Bu ön robadan arttırmalara devam ediyorum. Buradan itibaren arka bölümü de başlıyoruz arkadaşlar. Arka bölümü yapmak için zincir yapıyorum. Şu şekilde bakın. Zincir yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincir yapmayalım yine bu zincirleri de. Toplam 53 zincir yapalım. 53 zinciri yaptım. Bakın çok sıkı zincir yapmadım arkadaşlar. Burası arka bölümün zincirleri oluyor. Bu zincirleri bakın ön bölümün diğer tarafıyla birleştiriyorum. Tığın üzerine iplik almadan burada bulunan bakın son ilmek üzerine tığı takıyorum. İlmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Bu şekilde devam edersem bu ön bölümün görüntüsü farklı olur. Onun için ilk önce zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Bu ilk zincir üzerine trabzan yapıyorum. Diğer zincirler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak buraya kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak bakın bu bir düz bir ters yaptığım yere kadar tamamladım. Bu zincirler üzerinde toplam 53 trabzan oldu arkadaşlar. Bu trabzanların tek sayı olması gerekiyor. Bir sonraki sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapacağız. Aynı bunun gibi denk gelmesi için burada yaptığımız zincir sayısının tek sayı olması gerekiyor. Bakın bir düz bir ters yaptığım yere geldim. Bu ilk trabzanı bakın düz tarafta görünüyor düz taraftan alıyorum trabzan yapıyorum bu kenarda 3 zincir yaparak yaptığım trabzan düz tarafta görünüyordu bakın örgünün düz tarafı burası diğeri ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum nasıl görüyorsa o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada yine arttırma yapıyorum. 2 trabzan arasına arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Bakın diğer patın olduğu yere kadar düz trabzanları yaptım. Burada yine İki trabzan arasına arttırma trabzanı yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu son trabzanı boşluktan almıyorum. Burada iki zincir yapmıştım arkadaşlar. Bu iki zincirin olduğu yer bu trabzan oluyor. Onu şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yapacağım yere geldim. Burada yine bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bakın ön bölümde trabzanları yaptım. Buraya arttırma yapıyorum bakın. Düz tarafı burası örgünün arkadaşlar. Bu bir düz bir ters yaptım yerden önce diyeyim. Buraya arttırma trabzanı yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. İlk bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bakın son boşluktan aldığım trabzanı da yaptım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu şekilde düz tarafı burası. Trabzan yaptığım yere geldim. Zincirler üzerine trabzan yaptım. Oradayım. Bakın bu trabzanı ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Burada zincirin üzerinde bulunan ilk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Hiç sıralamayı bozmadım bakın. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle düz tarafının görüntüsü böyle arkadaşlar. Bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaparak bu sıra sonuna kadar devam edelim trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım trabzan yaptım sıra sonuna kadar tamamladım Bakın bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar en son ilmeği bakın düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım bu ilmek ile bakın bu ön patta yaptığım bu ilmeği zincir boşluğuna tığı takıyorum ilmek aldım ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum Bakın burada da sıralama bozulmadı arkadaşlar. Bir düz bir ters görüntüsü oldu. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bunu ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu ön bölümde arttırmayı yapıyorum bakın arkadaşlar 2 trabzan arasına arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Burada da arttırma yapacağız. Arttırma yapmak için buraya kadar devam edelim. Diğer arttırma yapacağım yere kadar trabzanı yaptım. Bu iki trabzan arasına arttırma trabzanı yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı da, burada 3 zincir yaptığım bir yer var. ilmek kaydırma yaparak orayla birleştiriyorum. İpliği burada kesiyorum arkadaşlar. Roba bölümünü bitirdik. Arka bölümün lastik örgülerinde yaptık. Bu sıradan itibaren tulumun örgüsüne trabzan sırası olarak devam ediyorum. Bu bir düz bir ters örgüleri burada bitirdim. Bu birleştirme yaptığımız yerlerin daha düzgün görünebilmesi için buranın orta noktasından başlıyorum arkadaşlar. Arka bölümün orta noktasından başlıyorum. Bakın sayıyorum. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane düz görünümlü trabzan var. 13 bir tarafta 13 bir tarafta olacak. Buradan sayıyorum 13 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın buraya bir işaret takıyorum. 2 4 6 8 10 12 13. Bakın tam orta noktası burası oldu. İşaret yaptığımız yer arkadaşlar. Buradan Trabzan örgüsüne başlıyorum. Örgünün geliş yönüne bakıyorum. Burada örgüyü ters çevirmem gerekiyor. Bakın. Bu ön bölümün daha düzgün görünebilmesi için yani fark etmemesi için bu şekilde gitmem gerekiyor. Buradan başlıyorum. Bu işaret yaptığım yerden ipliği bir defa bağlıyorum. İlmek yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bakın bu ilmeklerin üzerine trabzan yapıyorum. Artık boşluktan almıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bağladığım ipliğin ucunu da içeride tutuyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Her ilmek üzerine birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Son ilmek ile burada yaptığım ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptık arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde benim toplam 108 trabzan var. trabzan sırası yaparak devam ediyorum bakın gördüğüm şu ilmeğe bakın arkadaşlar bu ilmek üzerine trabzan yapıyorum bu sıra başında ve sıra sonunda battığınız ilmekleri yanlış batarsanız arttırma veya eksiltme yapabilirsiniz bakın bu ilmeğe trabzan yaptım sıra sonunda da bu ilmek üzerine trabzan yapıyorum o zaman trabzan eksilmiyor veya artmıyor arkadaşlar her ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek kaydırma yapalım. Birleştirelim. Tulumun örgüsünü bu son sırada yaptığımız trabzan sayısı ile gövde örgüsüne devam edelim. Tulumun gövde örgüsünü tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın bu bir düz bir ters örgülerden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra oldu. Kaç santimetre olduğunda ölçüyorum. Sizin ipliğinizin kalınlığına, elinizin sıklığına göre bu sıra sayısı daha az veya daha çok olabilir. Bakın 20 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Sizin sıra sayınız daha az olduğuysa 20 santimetre olasıya kadar devam edin arkadaşlar. Buradan itibaren bacak bölümlerini ayırıyoruz. Her iki bacağının örgüsünü ayrı örüyoruz. Bakın arka ortanın buradan şu şekilde örgüyü katlıyorum. Diğer orta bakın ön ortaya bir işaret yapıyorum. Kaç ilmek olduğunu sayıyorum bakın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 54 trabzan var burada arkadaşlar. Diğer bacak örgüsünde sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 54 de bu bacak örgüsü var bakın. Şu şekilde katladığımız zaman daha iyi anlaşılır. Bu ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da bakın işaret yaptım şu ilmeğe tığ taktım. ilmek kaydırması yapıyorum. Burayı birleştiriyorum. Bakın orta noktada birleştirdim. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün gelişine bakıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde gitmem gerekiyor. İpliği tığ üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Yine trabzanlar yapıyoruz. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bacak çevresinde trabzanlar yaparak başladığım yere kadar tamamladım bakın arkadaşlar. Son ilmek ile burada bakın iki zincir yaparak yaptığım bir ilmek var. Bunu ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bacak örgüsünün görüntüsü böyle. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafındayım. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek var bakın arkadaşlar bu iki ilmeği birlikte yaparak tek ilmek yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum trabzan yapıyor gibi bakın ilmek aldım iki ilmekten çektim tığ üzerinde iki ilmek var tekrar tığ üzerine iplik alıyorum son ilmekten iplik alıyorum İki ilmekten bakın çıkardım tığ üzerinde üç ilmek var hepsini içinden bir defa da çekiyorum İki trabzanı tek ilmek şeklinde yaptım. burada bir kesme yaptım bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Burada bir kesme yaptım. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bacak örgüsünde de gövdede yaptığımız gibi örgüyü çevirerek örüyoruz arkadaşlar. Çevirmeden düz devam ederseniz görüntü farklı olur. Buranın örgüsüyle bacak örgüsünün görüntüsü farklı olur. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu bir sırada toplam 53 trabzan oldu arkadaşlar. İlk başlangıçta 54 trabzan vardı. Burada bir kesme yaptım. Bir sırada 53 trabzan var. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanları yaptım. Bu 2 ilmeği yapmadım. Bunları birlikte yaparak kesme yapacağız arkadaşlar. Bakın trabzan yapıyor gibi çektim ilmek aldım ikisinden çıkardım bekletiyorum tekrar tığın üzerine iplik alıyorum bu son ilmekten bakın ilmek aldım çıkardım bekletiyorum 3 ilmek var 3'ün içinden bir defa da çekiyorum 2 trabzan yapıyor gibi yaptım bakın burada bir ilmek oldu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum kesmeleri hep sıra sonlarında yapıyorum bakın her sırada bir ilmek kesmesi yapıyorum arkadaşlar 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu bir sıra üzerinde 52 ilmek oldu bu kesme yaptığım bakın iki trabzanın üzerinde bir ilmek var bunun üzerine trabzan yapıyorum Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda yine kesme yapacağız. Bu iki ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda iki ilmek kalasıya kadar bakın trabzanları yaptım. Bakın bu iki ilmek kaldı arkadaşlar. Bu ve bu. Bunu birlikte yapıyorum. Kesme yapıyorum bir tane. son ilmekten de trabzan yapıyor gibi aldım. Bakın tığ üzerinde 3 ilmek var. üçün içinden bir defa da çekiyorum. Tek ilmek oldu. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sırada toplam 51 ilmek var arkadaşlar. Kesme yaptık. 51 ilmek oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu kesme yaptığım ilmek var bakın iki trabzanın üzerinde bundan başlıyorum İlk trabzanı yapıyorum diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda yine kesme yapacağız burada bu iki ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda bakın iki ilmek kalasıya kadar trabzanları yaptım burada tekrar kesme yapıyorum bakın arkadaşlar iki ilmek üzerine birlikte trabzan yapıyorum son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın kesmeleri bu sırada bitiriyorum arkadaşlar. Bu bir sırada 50 ilmek var. 50 trabzan olacak üzerine. 2 zincir yapıyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Bu kesme yaptığım ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum bacak örgüsünün görüntüsü böyle. Her ilmek üzerine birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda kesme yapmayacağız. Son ilmeğe kadar trabzan yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Bakın son ilmeğe de trabzan yaptım arkadaşlar. Kesme yapmıyorum bu sırada. Bu son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sırada toplam 50 trabzan oldu. Artık bacak örgüsü bu 50 trabzan ile devam edecek. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gördüğüm bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın. Bu genişlik yeterli santimetre olarak da ölçüyorum arkadaşlar bakın şöyle ölçtüğüm zaman 11 santimetre genişlik var bu sayı ile ben bacak örgüsünü devam ediyorum şimdi diğer bacak örgüsünde başlayalım her iki bacağın örgüsünü birlikte yaparız bir yumak iplik bitti bakın arkadaşlar bir yumak iplikten bu kaldı diğer bacak örgüsünü ikinci yumak iplik ile başlıyorum bu birleştirme yaptığımız yerden başlıyorum. Bakın burada bulunan ilmekten ipliği bir defa bağlıyorum. Şu işareti çıkarıyorum artık. ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum örgünün gelişine bakıyorum iç taraftan devam ediyorum bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum ipliğin ucunda içeride tutuyorum bağladığım ipliğin ucunu şu şekilde bakın diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum Bacak örgüleri için 54 trabzan ayırmıştık arkadaşlar. Bu bacak örgüsünde de burada olan bacak örgüsü, bakın burada 54 trabzan vardı. Bu bacak örgüsünde de 54 trabzan olması gerekiyor. Eşit olsun arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Son ilmek ile bu ilk yaptığım, bakın ilmeğe ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci bacak örgüsünde de ilk sıra trabzanları yaptım. Bu bir sıra üzerinde 54 trabzan var arkadaşlar. Bakın diğer bacak örgüsünü de 54 trabzan ile başladım. Bu bacak örgüsünde de 54 trabzan ile yaptım. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıradan itibaren sıra sonunda kesmelere başlıyoruz. Bu sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanları yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte yapıyoruz. Tek ilmek yapıyoruz bakın. Trabzan yapıyor gibi aldım. Bekletiyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. İlmek aldım, çıkardım. 2 ilmekten çektim. Çıkarıyorum. Bakın iki trabzanı birlikte yaptım. Tek ilmek oldu. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanı yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte trabzan yapıyorum. Burada bir kesme yaptım bakın. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu birlikte yaptığım bakın ilmeğin üzerine bir trabzan yapıyorum diğer ilmekler Üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanı yaptım sıra sonunda tekrar kesme yapıyorum bakın son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bakın bu birlikte yaptığım trabzanların üzerine ilk trabzanı yapıyorum diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar trabzanı yaptım bu iki ilmeği birlikte trabzan yapıyorum. Kesme yaptık. Bu sırada yine ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu kesme yaptığım ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar her ilmek üzerine bir defa trabzan yaptım son ilmek üzerine de trabzan yaptım bakın bu sırada kesme yapmadım son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu bacak örgüsünde de diğer bacak örgüsünde olduğu gibi 50 trabzan oldu arkadaşlar bu sayı ile bacak örgülerine devam ediyoruz her iki bacak örgüsünü bu trabzan sırasını tekrarlayarak devam edelim. Tulumun bacak örgü yüksekliğini ben tamamladım. Bakın birisini de bu şekilde fırfırlı olarak hazırladım. Diğer bacak örgüsünü sizinle birlikte yapalım. Bu A ortasından itibaren kaç sıra yaptığımı sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra yaptım. Kaç santimetre olarak da ölçüyorum. Bak ölçtüğüm zaman 11 santimetre yükseklik var. Ben bugün 3 aylık bir bebek için yapıyorum. Bu yüksekliği yapıyorum arkadaşlar. Siz 6 aylık veya daha büyük bebek için yapıyorsanız 2-3 sıra daha devam edebilirsiniz. Buradan itibaren fırfır bölümü yapıyoruz bakın. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafından yapıyorum fırfırlara. Bu ilk ilmek içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe yapıyorum. 1 2 3 İkinci ilmeğe de 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Her ilmeğe 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Bakın bu şekilde. 3 3 3 Her ilmeğe 3 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de bakın 3 tane trabzan yaptım. Bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu ilmekle. Bakın sırayı birleştirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın pırpır bölümü böyle oldu bunun üzerinden bir sıra daha trabzan sırası yapıyorum 2 zincir yapıyorum Bakın çok kısa yapmıyorum uzatarak zincir yapıyorum arkadaşlar her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum bu sırada arttırma yapmıyorum bakın her ilmeğe bir trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim her ilmeği birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum Bakın sırayı birleştirdim ipliği burada kesiyorum arkadaşlar ilmeğin içinden geçirdim bakın kapattım burayı ben iki sıra yapmayı tercih ettim. Küçük bir tulum yapıyorum. Onun için iki sıra fırfır yaptım arkadaşlar. Siz tercihinize göre bunu 3-4 sırada yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için yapıyorsanız 3-4 sıra yapmanız daha güzel olacaktır. Küçük bebek için de bunu 3-4 sıra tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bu yakasına da fırfır bölümü yapmak istiyorum. Bakın buraya da burada yaptığım gibi fırfır bölümleri yapacağız. Fırfır bölümlerini yapmadan önce askılarını yapalım. Arka bölüme de askılarını yapacağız. Bu düğme iliği yaptığım yerle birleştireceğiz arkadaşlar. Arka bölümden yapıyorum askılarını. Bakın orta noktası bu birleştirme yaptığım yer vardı. Bakın burada bunun burası bakın orta nokta. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane kabarık görünümlü düz taraftan aldığım trabzanları sayıyorum. Bu dördüncünün buradan ipliği bir defa bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum bakın şu şekilde. Bu dördüncü olan trabzandan bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum ipliği tığ üzerine alıyorum. Bu ön patlarda 7 trabzanı bir düz bir ters örgüler yaptık. Askılarda da 7 trabzanı aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın bunu 3 zincir yaptım. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bakın son trabzanı yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bakın üst zincir 1 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 trabzan oldu bu askıların düzgün görünmesi için bu ilk ve son trabzanın düz taraftan alınan trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın düz görüyorum düz taraftan. Ters görüyorum. Ters taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. Son trabzanda bu 3 zincir yaptığım bir trabzan var. Boşluğa tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı boşluğa takıyorum trabzan yapıyorum bakın bu askının örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar şimdi diğer askıyı da başlayalım iki askının örgüsünü birlikte yaparız ipliğin diğer uç noktasından da diğer askıyı başlıyorum bakın bunu bu orta noktadan buraya bir işaret yapalım bakın bu ortaya bir işaret yapıyorum şaşıran arkadaşlar olabilir diye bakın bu işaretten sonra 1 2 3 düz görünümlü atladım dördüncüden askıyı başladım buradan da sayıyorum arkadaşlar bakın 1 2 3 buradan askıyı başlıyorum askıyı 1 2 3 4 5 6 7 bakın buradan ipliği bağlıyorum bu boşluktan aldığım trabzandan bir ilmek yapıyorum 3 zincir yapıyorum 7 trabzana nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum 7 trabzan diyorum Arkadaşlar bu 3 zincir yaptığımda bir trabzan onunla birlikte 7 1 2 3 4 lastik görünümü oldu. 7 trabzan oldu. Bu arada da bakın 1 2 3 atladık arkadaşlar. Askıyı başladık. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum trabzanları gördüğüm gibi boşluktan alarak trabzan yapıyorum bakın bu askının örgüsü de böyle devam edecek her iki askının örgüsünü tamamlayalım bakın omuzundan geçireceğiz bebeğin arkadaşlar burada birleştireceğiz tamamlayalım gelelim her iki askının örgüsünü ben tamamladım bu şekilde oldu bakın uçlarına da birer tane düğme diktim kas sıra askı yaptığımı sayıyorum Bakın bu askıya başladığım yerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 sıra oldu arkadaşlar. Diğer askıda aynı bunun gibi 36 sıra yaptım santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın başladığım yerden tuttuğum zaman 28 santimetre askı uzunluğu var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz bunu bebeğinizin boyuna göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. Bakın burada yaptığımız fırfır bölümlerini şimdi ön bölümde yapacağız. Buralara bakın şuradan başlıyorum bu bir düz bir ters boşluktan alarak yaptığım trabzanların çevresinden fırfır bölümü yapıyorum. Bu bacak bölümüyle de uyumlu olacak. Bakın. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da başlayabilirsiniz. Ben buradan başlamayı tercih ediyorum. Bakın bu bir düz bir ters yaptığım yerden. İpliği bir defa bağlıyorum. şu şekilde bakın trabzan var bu bir düz bir tersten önce bulunan buradaki trabzan var buradan bir ilmek yapıyorum bir zincir yaptım sağlamlaştırdım tığ üzerine iplik alıyorum bakın bu trabzan arkadaşlar bir trabzan yapıyorum tığ üzerine iki defa iplik doluyorum aynı yere üçlü trabzan yapıyorum bir 2 3 3 defa da çıkarıyorum tekrar 2 defa iplik doluyorum aynı trabzana üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın nereye yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar bakın şu trabzanlara yapıyoruz bu bir düz bir ters yaptığıma değil bu düz yaptığım trabzanlar var bakın burada bu trabzanların üzerine trabzanlar yapıyoruz ama üçlü trabzan yapıyorum bakın tığ üzerine iki defa iplik doluyorum şöyle göstereyim bakın bu ikinci sırada bulunan bu trabzana üçlü trabzan yapıyorum 4 de yapabilirsiniz 5 tane üçlü trabzan da yapabilirsiniz bu fırfır bölümünün sıklığı sizin tercihinize göre değişecektir arkadaşlar bakın 2 3 4 bir tane daha yapıyorum 5 aynı trabzanın üzerine 5 tane üçlü trabzan yaptım tığ üzerine yine iki defa iplik doluyorum bakın tekrar gösteriyorum şu trabzana yapıyoruz arkadaşlar şu ipliği kesiyorum Bakın iki defa iplik doluyorum. Bu trabzanı bunun üzerine yapıyorum. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Trabzan yapmadım. Bakın bacak bölümünde trabzan olarak yaptım. Bunu bir sıra yapacağım için üçlü trabzan şeklinde yapıyorum. İki defa iplik doluyorum. Diğer trabzana bakın. Bir sonraki bu trabzanın üzerine de beş tane üçlü trabzan yapıyorum. bu şekilde buraya kadar devam edin burayı nasıl döndüğümüzü sizinle birlikte yapalım her trabzan sırasına beşer tane üçlü trabzan yaparak bakın buraya kadar geldim burada bakın bu bir düz bir ters lastiklerden önce iki sıra trabzan sırası kaldı arkadaşlar bunlara üçer tane üçlü trabzan yapıyorum bu dönüşün toplanmaması için üst üstüne olmaması için bunlara üçer tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın diğer sıraya da 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bakın bu sıraya 1 2 3 3 üç tane üçlü trabzanı yaptım. Bu yakada arkadaşlar bakın. Üçlü trabzanları buralara yapacağız. Şu ilmekler var. Bu trabzan yaptım. Bakın bu ilmekler var. Her ilmeğe üçlü trabzan yapacağız. Burada toplanma olmaması için bir ilmeğe bakın çok da sık arkadaşlar. Her ilmeğe yapacağımız için bir ilmeğe üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe iki tane üçlü trabzan. 3 üç tane, tane üçlü trabzan 2 tane üçlü trabzan 2 üçlü olarak yapıyoruz arkadaşlar bakın iki defa iplik doluyorum şöyle gösteriyorum şu ilk ilmeğe Bakın bu ilmeğe şu şekilde alıyorum üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 3 üç tane üçlü trabzanı yaptım 2 defa iplik doluyorum bakın bu ilmeğe bu ilmeğe 2 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 bu ilmeğe 3 tane bakın üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 Bu ilmeğe 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın dönüşüne bir bakalım. Bakın bu şekilde oldu. Sık olmasın diye bir ilmeğe iki, bir ilmeğe üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum, şu ilmeklere yapıyoruz arkadaşlar. Bu trabzan yapmışım. Bakın bu ilmekler üzerine birine iki, birine üç tane üçlü trabzan yaparak bu köşeye kadar devam edelim. Diğer köşeye kadar bakın tamamladım. Burada arkadaşlar bakın bir ilmeğe üç üçlü trabzan yaptım, bir ilmeğe iki üçlü trabzan yaptım, üç yaptım, iki yaptım. İki yaptım. İki yaptım. Burada toplanma olmasını istemedim. Bakın görüntüsünü görelim. Bu şekilde. Yoğunluk olsun istemediğim için bunu 1-2-1-3-1-2-1-3 şeklinde yaptım. Siz tercih ederseniz bunun hepsine 3 tane üçlü trabzan yapabilirsiniz. Yoğunluk olsun isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. En son ilmeğe bakın. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu kenarda bulunan trabzanları yapacağız bu iki trabzan sırasına üç tane üçlü trabzan yapıyorum bakıyorum şunu arkadaşlar bakın üç tane üçlü trabzan yapıyorum İkinci olan bakın bu trabzan sırasına da 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 üç tane üçlü trabzanı yaptım. Bundan sonra bakın bu trabzan sıralarına yapıyoruz. Yine bu bir düz bir ters yaptım. Bu düz olandan önce bulunan düz trabzan yaptım. bu trabzanlara bakın. Bunlara yapıyoruz. Bunun üzerine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzanı yaptım. Diğer trabzan sırasına da 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Dönüş yaptığımız yerin görüntüsü böyle. Burada nereden başladıysanız bakın ben bir trabzan sonrası şuradan başladım. Oraya kadar her trabzan sırasına 5 tane üçlü trabzan yaparak devam edelim. Bakın buraya kadar. Her trabzan sırasına 5 tane üçlü trabzan yaparak bakın. Buraya kadar tamamladım. Sıra sonunda 1-2 sıra kaldı. Başladığım yere bakıyorum. Bakın bu ilk sıradan sonra ikinci sırada fırfır yapmaya başladım. Burada da bu son sıradan bir sıra önce bitiriyorum arkadaşlar. Burada ilk sıraya ne yaptığıma bakıyorum. İki tane üçlü trabzan, bir tane trabzan yaptım. Burada da aynısını yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Bakın bu trabzanın üzerine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şu ilmeğe bakın yine aynı yere sık iğne yapıyorum, bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Fır fır bölümünü tamamladım bakın arkadaşlar başlangıçlarının görüntüsü aynı oldu böylece tulumun örgüsünü de tamamen bitirmiş oldum düğmelerini yapmıştım bakın bu şekilde bu düğmeleri şu hazırladığım düğme iliklerine takıyorum çaprazı takıyorum ben siz isterseniz düz olarak da takabilirsiniz çok şirin oldu. Bebeğin her kıyafetiyle uyumlu bir torun rengi oldu arkadaşlar ayrıca. Yakanın görüntüsü böyle. Bacak görüntüleri böyle bakın. Arka görüntüsüne bakıyoruz. Arka görüntüsü de böyle. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan bakın gövde genişliğini ölçüyorum, 24 santimetre. Yakanın genişliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın yakanın genişliği 13 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan bacak ucuna kadar olan yükseklik 30 santimetre. Lobanın yüksekliğini ölçüyorum. Bakın buradan 11 cm. Burayla bu bakın lastiğin bittiği yeri ölçüyorum. Burası daha kısa arkadaşlar. Orayı da ölçelim. Ölçtüğüm zaman 8 cm'de şu yükseklik var. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızla yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.